İnsanların itikat yolunda takip etmeleri icap eden çizginin, doğru çizginin ne olduğunu Cenab-ı Hak çok belirgin bir ifadeyle, açık bir ifadeyle ortaya koymuş. İnsanların itikat bakımından, inanç yönünden takip etmeleri icap eden çizgiyi onlara çok belli bir şekilde göstermiştir Cenab-ı Hak. Estaizu billah, bismillah. قُلْ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَعِيلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Bu ayet-i kerimenin benzeri bir ayet-i kerime Bakara suresinde de geçmişti. Cenab-ı Hak burada emir sıygasıyla buyuruyor ki kul, söyle ey Habibim, Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor Cenab-ı Hak. Âmennâ billâhi, Allah'a iman ettik de. Ve mâ unzile aleyna, bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e. Ve mâ unzile alâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakub'a vel esbat. İbrahim'e, İsmail, İshak ve Yakub aleyhisselama ve onun torunları olan kimselere indirilen Allah emirlerine de iman ettik. Ve ma utiye Musa ve İsa, Musa ve İsa'ya verilenlere de iman ettik, inandık. Ve nebiyyune min Rabbihim, Allah katından peygamber olarak gönderilen kimseleri de tasdik ettik, onlara da iman ettik de. Müslümanların imanı böyle. Sadece kendi kitaplarına, kendi peygamberlerine inanmakla iktifa etmiyorlar. Başlangıçtan itibaren gelmiş bütün hak peygamberleri tasdik etmek İslamiyet'in vazgeçilmez esaslarından birisi olarak daima telkin ediliyor müminlere. La nüferriku beyne ahadim minhum. O peygamberlerin hiçbirini Allah'ın kendilerine verdiği vazifeyi ifa, bildirdikleri tevhid akidesini tasdik etme bakımından diğerinden ayırmayız. Aralarında bir tefrik ve ayrım gözetmeyiz hiçbir zaman. Ve nahnu lehu muslimun. Biz Allah'ın emrine, Allah'ın bildirdiklerine tam olarak gönül rahatlığıyla teslim olmuş ve bütün samimiyetimizle inanmış kimseleriz. Bütün sıdkı samimiyetimizle bunu tasdik ediyoruz. Ve men yebtegi gayral islami dinen felen yukbele min. İslamiyetten başka kim bir dine talip olur, o dine uymak isterse, o uyduğu ve takip ettiği din o kimseden kabul edilmeyecektir kesinlikle. İslamiyet'ten başka bir dine talip olan ve bir dine salik olmak isteyen, o dine uymak isteyen kimsenin bu davranışı Allah katında makbul değildir. Ve huve fil ahireti minel hasirin. O ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Gerçek manada zarar görecektir. Pişman olacaktır o kimse. İslamiyet'ten başka bir dini benimsediği, başka bir dine uymak istediği için. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim. İman ettikten sonra inkara yeltenen ve inkara kalkışan bir kimseyi Allah nasıl doğru yola, hidayete kavuşturabilir? Ve şehidu enner rasule hakkun. Ve bu kimseler açıkça görmüş ve şahit olmuşlardır ki Allah'ın gönderdiği peygamber hak peygamberdir. Ve ca'ehumul beyinat. Ve o peygamberin hak peygamber olduğunu ispat eden nice mucizeler de onların gözü önünde cereyan etmiştir. Onları da görmüşlerdir. O mucizeler geldikten sonra inkar eden bu kimselerin bu inkarları karşısında Allah onlara hidayet verir mi? Elbette ki vermeyecektir. Allahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalim olan insanları hidayete erdirmez. Onlara doğru yolu göstermez Cenab-ı Hak. Ulaike cezauhum.
enne aleyhim lanetallahi vel melaiketi ven nasi ecmain. Onların Allah katında müstahak oldukları ceza Allah'ın lanetine, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramaktır. Onlar Allah'ın rahmetinden mahrum kalacaklardır. Melaike-i kiram ve insanların hepsi onlara lanet okuyacaktır. Onlar Allah katından kovulmuş insanlardır. Halidine fiha. Bu lanette onlar sürekli olarak kalacaklardır. Allah korusun, Allah'ın lanetine uğramak, Allah'ın cehennemine girmek demektir ve orada sürekli olarak kalacaklardır. La yukhaffafu anhumul azabu ve lahum yunzarun. Onlardan azap hiçbir zaman hafifletilmeyecek ve onlara rahmet nazarıyla bakılmayacaktır. Hiç kimse onlara acımayacaktır. İllellezine tabu min ba'di zalike ve aslahu. Ancak tevbe edip pişman olan, bu durumdan sonra aklını başına alarak halini ıslah eden, Allah'ın razı olduğu yola giren kimselerin durumu müstesna. Onlar bu pişmanlıkla, bu tevbe ile Allah'ın rahmetine kavuşabilirler. Fe innallâhe gafurur rahim. Bunlara karşı Allah çok affedici, mağfiret ve rahmet sahibidir Cenab-ı Hak. Onları bağışlayacaktır ve onlara merhametiyle tecelli edecektir. Cenab-ı Hak onlara acıyacaktır. İnnellezîne keferû ba'de îmânihim. İman ettikten sonra inkâra yeltenen, inkâr eden kimseler, inkârcı bir davranış içine girenler, sümmezdâdû kufran, sonra da küfürde iyice azıtanlar, İleri gidenler, aşırı gidenler, artık iyice ölçülerini kaybeden kimseler, ağız dolusu Allah'a ve Allah'ın kutsi saydığı, mübarek saydığı varlıklara hakaret eden kimseler, hakarete yeltenenler, len tukbele tevbetuhum, onların tevbeleri kabul edilmeyecektir. Ebediyen onların tevbeleri kabul edilmeyecektir. Ve ulaike humud dallun. Onlar dalalete düşmüş, sapıtmış kimselerin ta kendisidir. Allah korusun. İnnellezine keferu ve matu ve hum kuffarun. Küfre gidip inkarcı bir davranış içine giren ve kafir olarak dünyayı terk eden, kafir olarak ölen kimseler, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ. Yeryüzü dolusu altını feda etseler, gözden çıkarsalar, bir dünya dolusu altın vererek kurtulmak isteseler, onu fidye olarak verseler, onlardan bu istekleri kabul edilmeyecek, bu talepleri hiçbir zaman makbul olarak görülmeyecektir. Onların bu istekleri kabul edilmeyecektir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani onların bütün gayretlerinin boşa çıkacağı, onların bütün temennilerinin tamamen cevapsız kalacağı çok açık şekilde bildirilmektedir bu ayet-i kerimede. Yani ayet-i kerimede mübalağa ile Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ. Onların herhangi birinden kabul edilmeyecektir kesinlikle. Mil'ul ardı, yeryüzü, dünya dolusu demek. Zeheben, altın verseler, dünya dolusu altın. Yani sayıya hesaba gelmeyecek kadar muazzam bir altını gözden çıkarsalar, aman bu bizim fidyemiz olsun, bunun sayesinde biz kurtulalım deseler, böyle bir kurtuluş ümit ve imkanı yoktur onlar için. Velev iftedabih, bunu fidye olarak verseler bile, kurtuluş karşılığı olarak, kurtuluş fidyesi olarak verseler, bu onlardan kabul edilmeyecektir. Ulaike lehum azabun elimun ve ma lehum min nasirin. Onlar için çok elem verici bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Allah korusun. Demek ki insanlar bu dünyada, Allah korusun, küfür yolunda inat ederlerse, Allah'a karşı edep hudutlarını aşarak, Cenab-ı Hakk'ın
azameti ilahiyesine yakışmayacak çirkin davranışlarda bulunur, hakaret yoluna tevessül ederlerse, küfürde aşırılık ve ileriye giderlerse eğer, onlar bu aşırılıkların cezası olarak sonunda pişman olsalar bile bu derece mütecaviz, bu derece aşırı hareketler sonunda Allah huzurundan öyle bir kovulurlar ki artık onlar için hiçbir kurtuluş ümidi ve çaresi kalmaz. Allah korusun, onların bütün son pişmanlıkları da kendilerine bir fayda sağlamayacaktır. Ayet-i kerimede baştan itibaren Cenab-ı Hak razı olduğu yolu çok belli bir şekilde kullarını anlatmış, onları bu bulunmaları icap eden yolun ne olduğu konusunda aydınlatmıştır Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın bu hidayet meşalesi olan emirlerinden istifade eden kimseler bahtiyar insanlardır. Onlar hakikati görmüş, Allah'ın rızasına ermiş kimselerdir. Ama küfür yolunda inat edenler, hele aşırı giden kimseler sonunda kendileri azapla karşı karşıya kaldıkları zaman o azabın dehşetinden kurtuluş için ne kadar çırpınsalar, ellerinde imkan bulunsa, ki bu imkan onların elinde olmayacaktır zaten, olsa bile farz-ı muhal böyle bir imkanları olsa bile bu imkanı feda etmek, bu imkanı ortaya koymak suretiyle de kendileri için herhangi bir kurtuluş ümidi olmayacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Onların son derece dehşetli, elem verici bir azap içinde kıvranmaları mukadderdir. Ve kendilerini bu sıkıntıdan, bu dehşetli azaptan kurtaracak hiçbir yardımcı, hiçbir kuvvet ve şefaatçi de olmayacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Allahü Teala Hazretleri muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak bu duruma düşürmesin insanları. İnsanlar gelip geçici imkanlarına aldanarak zaman zaman böyle taşkınlıklara, böyle bir takım ölçüsüz davranışlara tevessül edebiliyorlar. Ama bu hareketlerden sonra artık belli bir noktaya geliyor ki insanoğlu artık onun için pişmanlık ve nedamet söz konusu olsa bile dönüş imkanı olmuyor, Allah korusun. Ve bu insanlar bu kendi yaptıkları işin husranı içinde perişan olup gidiyorlar, Allah muhafaza buyursun. İşte Cenab-ı Zülcelal Hazretleri insanlara başlangıçta bir imkan tanımıştır. İsyan etmiş, aklını başına alarak, tevbe ederek bu isyanından hemen rücu etmiş ve Allah'ın razı olduğu güzel ve salih ameller işlemişse onun için bir dönüş yolu var. Ama kafir olup küfründe de izdiyat eder, aşırı gider ve onda tamamen taşkınlık yapacak olursa, o zaman bu taşkınlıklar o kimsenin artık helakinin kesin belirtileri oluyor, Allah korusun. Bu gibi kimselerin artık Allah katında bir kurtuluş ümidi kalmıyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun.